8 Mart günü saat 10.45 sularında Hisar 1 sokakta kızım okula giderken 4. kattan bir vatandaş atlıyor. Evde bulunan kadının sevgilisi olduğunu söylüyor. Bu süreçte sevgilisi olan kadının da eski kocası varmış. Eski kocası da olaydan yarım saat 45 dakika önce eve geliyor. Eve geldikten sonra kapıyı açtırmak istiyor ama kapıyı açtıramadığı için evde olayların olduğunu şüpheleniyor. Şimdi bir plan yapıyor nasıl inebilirim diye. O süreçte de benim kızım buradan geçiyor. Düşüyor. Durumu zaten 6 tane kaburgasında kırıkları var. Hala devam eden kırıkları. Omurgasında bir kırığı var. Kafatasında kırıkları var. Şükürler olsun ki iyiye gidiyor. Şahsı serbest bırakmışlar tutuksuz yargılanmak üzere. Ben adalet istiyorum. Bu kazadan sonra çok üzüldük. Okula gelirken yukarıdan aşağı vatandaşın birisi çocuğun üzerine düşüyor. Balkondan basit bir ipe, çamaşır ipine bağlayıp aşağı atlıyor ve iki çamaşırlığın arasında bayraklı olan direğin oradan atlamış, 4. kattan. İpe bağlamış, sarkmış, ip kopmuş, bu iki çamaşırın arasından şuraya düşüyor. Benim çocuğum da o anda oraya geçiyor. Geçerken üstüne düşüyor. Kızınız buradan nereye gidiyordu? Okula gidiyor. Anaokuluna. Nerede, ne kadar uzak? Şu ileride, karşıda. 200 metre ileride. O gün bir bağırışma duydum. Dışarı çıktığımda yolda bir çocuğun ve bir adamın yattığını gördüm. Dedi çocuk zaten inliyordu. Hani karnım ağrıyordu. Adama da o anda sormak gereğini gördüm. Adam da konuşuyordu, inliyordu. Dedi kafama dedi, ne oldu sana dedim. Kafama dedi saksı düştü dedi. Sonra ambulans aradık. Geldi. Ya panikti. Herkes panikti. Yani adamın benim gördüğüm kadarıyla bilekleri falan kırıktı adamın. Komşusu onu bir yere götürüyormuş. Hani emanetçiymiş çocuk da. Kadın da diyor ki ben diyor çocuk benim değil diyor. Komşumun çocuğu diyor. Hatta kadın da ona feryat ediyordu burada. Önde üfle. Aysun abi üstten üfle. Sen de çekiyorsun.